hafta çok güzel bir elektromanyetik deneyimiz var. Elektromanyetik devreyi kullanarak bir halka içerisinde demir bilyeleri çevireceğiz. Birkaç tane bilyem olacak. Mıknatıs da kullanacağız bilye şeklinde. Hangisi nasıl davranıyor onları da anlatacağım. Neler yaptığımı anlatayım. Hemen konuya girelim. Bir MOSFET, birkaç direnç, lamba ve bir de bobinimiz olacak. Şimdi devre şemasında hangi elemanın ne işe yaradığını hepsini anlatacağım. Buradaki farklılık ne? Burada iki tane sensör kullandım. Sensörlerin ne olduğunu da, nasıl çalıştığını da devre şemasını anlatırken hepsini detaylarına gireceğim, anlatacağım. Mantığını anlatıyorum. Mekaniği nasıl çalışıyor onu anlatıyorum. Metalimiz geldiğinde sensörler hissediyor ve bobini hazırlıyor. Sensör gördüğünde bobine voltaj göndermiş oluyor. Bobinimiz de manyetik alanı oluşturuyor ve buradaki etkiyle beraber metal dışarı atılıyor. Bobin sayısını artırarak buradaki hızımızı arttırabiliriz. Birkaç unsur var esasında. Çalışma voltajı ve bobin sayısı. Bunlar arttığında müthiş hızlara çıkacaktır. Ben burada sadece mekaniğini anlatacağım. Devre elemanlarından biraz bahsedelim. Ondan sonra çalıştıralım. Nasıl çalışıyor görelim. Devre hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Nasıl çalışıyor mantığını anlatacağım. İlk önce bir beslememiz var. 12 volt 5 amper olursa çok daha iyi olur. Üstü daha iyi olur. Çünkü burada çalışan bobinimiz biraz akım çekiyor. Şimdi devremizde bir tane MOSFET'imiz var. Elemanları sayıyorum. Bir bobinimiz var. 10 metre civarında 0.50 mikron tel kullandım. 20K direnç, 1K direnç. Bir tane diyotumuz var. Hepsinin ne işe yaradığını kısaca anlatacağım. Nasıl çalışıyor anlatacağım. Şu üst taraftan gelen hat 12 voltumuzun artısı. Şimdi burada bir sensör led kullandık. Bu kızılötesi bir led. Bu TV kumandaların içerisinde de var. TV kumandasını şöyle bir örnek göstereyim size. Çıplak gözle göremezsiniz. Mor ötesi ışık. Şöyle kumandayı tuttum. Düğmesine basayım. Bakın görüyorsunuz mor yanıyor. Bunu kamerayla görebilirsiniz. Buradaki de aynı kızılötesi led. 1K dirençle bağlıyoruz ki led zarar görmesin diye. Karşısında bir tane opto sensör kullanıyoruz. Bu opto sensör bir direnç esasında. Üzerine led ışığı vurduğunda direnç gösteriyor. Ve direnci düşüyor, kısa devre oluyor. Işık olmadığı zaman da tekrar açılıyor. İletken, yarı iletken bir direnç esasında optosensör. Bir de MOSFET'imiz olacak. Bu MOSFET'imiz en serisi. Elinizdekilerin hepsini hemen hemen kullanabilirsiniz diyeceğim ama amperi biraz yüksek olması gerekiyor. Ben buraya birkaç tane örnek yazdım. RFP 250-60, RFZ 44-46 bunları çoğaltabilirsiniz. Bu aradan bir metal, bir plastik veya bir parça geçtiğinde yani şu şekilde önüne bir engel geldiğinde ışık karşıya geçemediği için sensör açılıyor ve MOSFET çalışmaya başlıyor. Şöyle yapayım. Bakın araya girdiğinde anında yanıyor. Yani bobin sürülmeye hazır oluyor. Sürülüyor direkt araya girdiğinde. Metalimiz buradan geçmesin aslında geçecek. O anda bobin sürecek ve devam edecek. Şimdi deneyde iki tane bilye kullanacağım. Bir tanesi 18 milim mıknatıs şeklinde. Bu şekilde. İki tane de 22 milim. Bunlar çelik bilye. Şimdi ikisinin davranışları farklı olacak. Mıknatıs nasıl davranıyor onu göreceğiz. Metal nasıl davranıyor onu göreceğiz. Devrede de iki tane bobin yerleştirdim. İki tane de ayrı devremiz var. İkisi de birbirlerinden ayrı, bağımsız çalışıyor. Bunların sayısını arttırarak buradaki hızı da arttırırsınız. Başta söylemiştim zaten. Şimdi ilk önce bu mıknatısı kullanacağım. Nasıl davrandığını göreceğiz. Ve bir kusur oluşacak onu görelim. Ondan sonra devam edelim. İlk önce mıknatısla başlayalım. Mıknatısın bir sıkıntısı var demiştim. Hemen anlatayım size. Başlatıyorum. Güzel başladı. Bitiyor. Tek bobin gidiyoruz şu anda. İkinci bobin devrede değil. Bir daha attı fırlattı. Çok iyi. Tekrar. Bir daha. Bakalım bir tane daha olacak mı? Olmadı. Hatta burada bilye dönmeye başladı. Sebebine gelince mıknatısın bildiğiniz gibi iki yönü var. Kuzey ve güneyi. Buradaki etki alanından etkileniyor. Yani şu demek iki tane ters kutup birbirlerini bazen İtmeye başlıyor. İtme esnasında geri basıyor. Geri bastığında da sistem çöküyor. Metalde ise böyle bir şey yok. Metal her zaman bir yönü olmadığı için bobinin içerisine girdiğinde manyetik alan etkisiyle dışarı atılıyor. Metal deniyoruz. Tek bobin. Başlatıyorum. Tek bobinin gücü
yetmiyor. Burada kaldı. Şimdi iki bobinle beraber çalıştıralım. Karşısındaki bobinle beraber çalışacak çünkü bayağı ağır. Bunu çok fazla itemiyor. İkinci bobinle devam edelim. İki bobini devreye aldım. Devam ediyoruz. Evet, çok güzel başladı. Demin durmuştu, şimdi durmuyor artık. Karşısındaki de çalışıyor. Görüyorsunuz onda yeşil ışığı var, o da yanıyor. Sistem şu anda çok güzel çalıştı. Sorun yok. Durma da olmayacak. Geri itme de olmayacak. Çünkü metalin yönü olmadığı için, kutubu olmadığı için. Hatta ne yapacağız? Şimdi arkasından ikinci billiyi gönderiyorum. Onunla beraber döndüreceğim. İki billi oldu. Çok da güzel çalışıyor. Bakalım birbirlerine yetişecekler mi? Bir yarış içindeler. Evet. Sıkıntı yok. Çok da güzel çalışıyor. Devremiz mükemmel çalıştı. Bobin sayısını arttırarak bu döngüyü çok hızlandırabilirsiniz. 4, 6, 8 yapabilirsiniz. Devre klasik zaten aynı. Devre yapması da çok kolay zaten. Şemayı takip ederek yapabilirsiniz. Sorularınız olursa her zaman cevaplamaya hazırım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.